Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün yeni bir programla birlikte yine sizinle birlikteyiz. Aslında geçen bir programda itiraf ve tövbenin erdemliliği üzerinde biraz söz ettik. Bunun nasıl gerçekten hayatımızda büyük bir değer olmasa da ne kadar büyük bir lanet veyahut büyük kambur kaya olduğunu görmeye çalıştık. Ama yeterli olmadığını düşündük ve bugünkü ikinci programda onun üzerinde olacak. Ben size önce misafirlerimi, konuklarımı, değerli konuklarımı tanıtayım. Sayın Gabriel Akyüz, Mardin Kırklar Kilisesi Ruhani Lideri. Sayın Ender Peker, Mardin Protestan Kilisesi Ruhani Önderi, Lideri. Ben de Ahmet Güvener, Diyarbakır Kilisesi'nden katılıyorum. Şimdi yine ben sözü Sayın Gabriel Akyüz'e vereyim. Ondan sonra da biz itiraf ve tövbenin gücünü kelamda o Tanrı'nın yüreğinin ne kadar hoşnut ettiğini görmek istiyoruz. İman kahramanları çok. Kutsal kitapta bir sürü iman kahramanları var. Ama bazıları kahramanlığını nasıl almıştır? Alçak gönüllü bir yürekle kendini alçaltmıştır ve o erdemli bir şekilde Tanrı'ya yönelmiştir. Bazıları da gerçekten inatlaşarak, yok işte şöyleydi, yok bu böyleydi, bunun işte amacı buydu diye yüreğini kapatmaya çalıştırmıştır. Bu da onun üzerinde gerçekten büyük bir lanet olarak görüyoruz. Evet Sayın Akyüz, iman kahramanları olsun, kelamdaki kahramanlar olsun, kilise babaları olsun, bunlardan nasıl gerçekten ders aldılar veya nasıl tökez oldular, onlardan söz ederseniz çok seviniriz. Diğer programda bunu dile getirmişti. Kurtarıcı Rab İsa Mesih öğretisine başlarken evet. Tövbe edin demesiyle başlamıştır. Evet. Ve bu öğretiyi halk üzerinde büyük bir etki yapmış. Ve her gittiği yerde Mesih'in etrafında büyük topluluklar toplanırdı. Halk toplanırdı. Onun kelamını, onun sözünü dinliyordu. Tabi bunların arasında genellikle günahkar insanlar vardı. Gümrükçüler vardı yani. Gümrükçüler de günahkarlar arasında sayılmaktaydı. Çünkü halka zulüm etmekte olduklarını biliyorlardı. Evet. Şimdi bunlar İsa Mesih'in etrafında toplanırken, onun sözünü dinlerken Ferisiler ve din bilginleri görüyorlar. Onlara önem verdiği, onlarla ilgilendiği görünce itiraz ediyorlar. İsa'ya karşı, Mesih'e karşı itiraz ediyorlar. Ya bu insan kimlerle oturup kalkıyor? Evet. Mesih'in cevabı onlara ise bakın dedi. Hasta olan doktora gitmesi gerekir. Hasta olmayan, sıhhati iyi yerinde olan bir insan doktora gitmesine ihtiyacı yok ki. Hanginiz dedi, 100 kuzu sahibi olup da o kuzulardan bir tanesi kayıp olduğunda 99'u dağda bırakıp o kayıp olanı aramaz mı? Evet, gidip arayacak ve onu gördüğünde omzuna alıp ve onunla mutlu olacaktır, sevinecektir. Evet. Ve kayıp olanlardan daha fazla sevecektir. Evet. Çünkü o kayıptı. O bulundu. Kayıptı, bulundu. Ve Mesih onlara sadece bu örnek değil, o kayıp olan paranın örneği de vermiştir. Ve evet, daha sonra kayıp olanın örneği de oğlun örneği de vermiştir. Evet. Bu kayıp olan oğlun örneği gerçekten insanlar üzerinde büyük bir etki yaratmakta. Evet. Diyor, adamın biri iki çocuğu var, iki oğlu evet var. Günün birinde küçük olanı babasına gelip diyor ki, ey baba, mirasından bana gelen hissemi, payımı ver, ben gidip istediğim yerde onu kullanırım, onu harcarım. Babası da tamam diyor, madem ki bunu istiyorsan, senin hissen benim mirasımdan, malımdır, bu kadardır, al sana git. Evet, ben adresi söyleyeyim onlara. Evet. Luka 15. bölüm evet 11. ayetten paylaşıyorum. Evet, evet. Bu da mirasını alıp ve uzak bir yere gidiyor. Evet. İlk başta bu para bitmez diye kalkıp bollukla onu harcıyor. Yiyor, içiyor. Para bitiyor. Para bitince uzak bir yerdedir. Tanıdığı kimse de yoktur. Ne yapsın? Kalkıp çobanlık yapmaya başladı.
domuzları otlamaya başladı. Evet. Ve günlük ekmeği zor haline gidiyor. En sonunda oturdu, düşündü. Ya ben ne yaptım dedi. Ne yaptım? Bu ne sefalet? Artık o benim günlerim nerede kaldı? İşte babamda hizmetçiler çok, ekmek bol, kimse yemez. Ben neden gidip babamdan özür dilemeyeyim? En iyisi bunu yapıp gidip babamdan özür dileyeyim ve beni affedecek. Ve tekrar eski günlerime döneyim. Hemen o düşünceyi fiilen uygulamaya başladı. Ve çobanlığı bırakıp hemen babasının evine dönmeye yol tuttu. Evet. Ve eve yaklaşınca tabii ki babasına haber verdiler. İşte oğlun geliyor. Oğlun, o kayıp olan oğlun döndü geldi. Babası onu cezalandırmadı. Ondan intikam almadı. Bu kadar serveti talan etti, mahvetti, söylemedi. Çok mutlu oldu, sevindi. Hemen dedi, getirin en iyi besili danayı getirin, kesin, yiyelim, içelim. Çünkü benim oğlum kayıptı bugün, geri döndü. Güzel bir elbise getirin, giydirin, mutlu olalım. Bunu yapınca büyük oğlu dışarıda, habersiz. Eve yaklaştığında durum ne dedi? Bu şenlik nedir? Bu şenlik nedir? Sebebi nedir? Dediler ki işte o kayıp olan oğlun, kardeşin pardon, bulundu. Bulundu, geldi, baban da bu şöleni kendisine yaptı. Bu darıldı. Dedi, neden babam bu kardeşime bunları yapsın? Bütün servetini harcadı. Fahişelerle yedi. Yedi, sağda solda yedi ve günün birinde bana öyle bir kuzu kesip de şimdiye kadar onunla birlikte çalışıyorum, malına sahip çıkıyorum, öyle bir şey bana yapmadı. Bir kuzu bile bana layık görmedi. Darıldı. Babası onu ikna etmek için onunla uğraşıyor. Gel oğlum diyor, bunu yapma. Bu kayıp olan kardeşin bugün bulundu, sevinmemiz gerekir. Ve bu şekilde olayı bitiriyor Mesih onlarla. Bakın diyor, bir günahkarın tövbe etmesi, göklerdeki melekler babamın huzurunda mutlu oluyorlar. Amin. Yani bir günahkarın helak olmasını istemiyor Mesih. Ve bizler günahkardık. Mesih bizler için geldi, bizleri kurtarmak için geldi. Biz tövbe ettik, onu kabul ettik ve Mesih bunun için bizi seviyor, bizimle mutlu oluyor ve sürekli onun şöleni bizim için açıktır. Amin. İşte bu örnekler hepimiz için, herkes için geçerlidir. Amin. İnsanlar önceden de dile getirdiğimiz gibi günah işlediklerinde lütfen umutsuzluğa kapılmasınlar. Alçak gönüllü göstersinler. Alçak gönüllü bir şekilde pişman olup, yaptıklarına pişman olup ve hemen tövbe ve itiraf dediğimiz kürsüsüne yaklaşıp ve Mesih'in kapısını çalsınlar. Amin, amin. Evet. Evet, şimdi aslında gerçekten Rabbimiz önlerin de çok kullandığı bir şey, Rabbimiz merhamet Rabbidir. Evet. Onun kapıları açık. Yani kelam o kadar muazzam ki. Şimdi burada işte kardeş demek ki o lütfu anlayamamış. Evet. Halbuki mesela o küçük oğul çok büyük bir hakaret etti. Evet. Daha babası düşünün, sizin çocuklarınız daha siz sağken size diyor ki benim mirasımı ver. Bu resmen evet. Sen öl veya evet. O ya işte ölmeye öleceğin evet. Yok gibisinden bir hakaretle. Ama ona rağmen o baba uzaktan hep onu özledi. Evet. Oğlum ne zaman geri dönecek? Ve o büyük bir şey. Bir de o oğulda büyük bir erdemlik de vardı. Mesela ona boyuna sarıldığında evet. Demedi ya babam zaten beni özlemiş. Ben en iyisi itiraf etmeyeyim, tövbe etmeyeyim evet. Demedi. Evet. Dedi baba Allah'a karşı ve sana karşı günah işledim. Günah işledim. Evet. Yani orada şımarmadı. Yani insan şımarmaması lazım. Yani biz bazen gerçekten kardeşler affediliyor, onlara sarılıyoruz. Ha demek ki o kadar da fazla günahım yokmuş ya diye şeyin içerisine giriyorlar. Yok, kardeş olarak birbirimizi bağışlıyoruz. Bir de tövbe şu değildir. Yani
Tövbe gerçekten yüreğini görüp alçak gönlü bir şekilde gözyaşlarıyla samimi bir yürekle gelmektir. Bazen insanlar geliyor diyor, tamam ben ondan özür diledim ama o da benden niye özür dilemiyor? Demek ki bir beklentili bir şeydir ki bu samimi değil. Doğru. Yani onun için bizim aslında hep kiliselerimizi çürüten budur. Yani beklentili, samimi olmayan tövbe ediyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Kiliseye gelmemeye başlıyor. Halbuki sen kendi yüreğini alçaltıp tövbe edeceksin ve diyeceksin ki ben sana karşı günah işledim. Ama bir beklenti içerisinde, ya işte ben buna bir hele bir tövbe edeyim, o da kesinlikle benden özür diler. Bu beklentiyle yaklaşmamak lazım. Yani bu doğru olmayan bir şeydir. Ender kardeşime söz vereyim. Ondan sonra Eyüp'ün hayatı aslında çok önemli. Burada ondan sonra ben biraz çok kısa paylaşayım. Tövbe, evet, şahsi tövbe ediyoruz. Dediğimiz gibi ulusal tövbe de vardı. Daha önceki bölümde de biraz değinmiştim. Evet. Şahsi olarak işlediğimiz günahlar var. Onları konuştuk. Ebune de şimdi biraz bahsetti onlardan. Nasıl davranmamız gerektiği konusunda. Bir de toplumsal olarak işlenen günahlar var. Toplum olarak yapılıyor. Şahsen belki biz yapmamışızdır. Ama bizim milletimiz yapmıştır. Evet. O yüzden tövbe etmek. Bu da var kutsal kitapta. Çok yerde buna karşılaşıyoruz. Çünkü Rab özellikle İsrail'e bakarken tek bir adam gibi bakıyordu. Tek bir halk, bir bütün. O zaman topluluktan birinin günahı bütün hepsini etkiliyordu. Bu nedenle toplumsal, yani ulusal vaftiz vardı onlarda. Ulusal tövbe vardı onlarda. Öyle bir şey vardı. Günümüzde bizim için de bu geçerlidir. Şahsi olarak evet yapacağız ama ulusal olarak ilginç. Bazen ulus bunu görmeyebilir. Bazen toplum o günahını görmeyebilir. Ama görenler vardır mutlaka. O zaman görenler varsa görenin sorumluluğu büyüktür. Rabbin gözünde görenin sorumluluğu ön plandadır. Diğeri görmüyor ki tövbe etsin. Ama sen görüyorsan sen tövbe edeceksin onun yerine. Sen kendi milletinin yerine tövbe edeceksin. Sen günahını görmeyen kardeşinin yerine. Tabii şahsi değil, bugün toplumsal olarak bahsediyorum. Onun yerine sen tövbe edeceksin çünkü o görmüyor. Mesela şey var, ve Rab bunu istiyor bizden, bekliyor da. Örneğin Daniel peygamber 9. bölümde bunlar bir örnek. Diyor ki, peygamber Yeremya'nın bildirdiği sayının Yeruşalim'in ıssız kalacağı yılların sayısının 70 olduğunu kutsal yazılardan anladım. Daniel 9. bölüm. İlk başından. Bunun üzerine yüzümü Rab Tanrı'ya çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla ona yalvardım. Yüzümü Tanrı'ya çevirdim. Döndü. Yeruşalim'e doğru döndü. Çünkü hep o şekilde ibadet ederdi. Penceresini açardı. Kudüs'e dönerdi. Öyle dua ederdi. Yüzümü çevirdim. Duayla, yakarışla, kendisini alçalttı. Dua etti. Oruçla, oruç tuttu. Ona yalvardım. Çul kuşanıp külde oturdum. Çıkarttı giysilerini, ki Daniel kimdi? Babil kralının yardımcısıydı yani. Evet. Oradaki en üst düzey, yani bütün Babil imparatorluğunda, farz misal şimdiki Amerika'yı işte düşünelim. Onun işte başkan yardımcısı düşünün. Yani ya da 2-3 adamdan bir tanesi düşünün. Ve öyle biri Daniel. Ona yalvardım, çul kuşanıp külde oturdum. Rab Tanrıma dua edip günahlarımızı itiraf ettim. Şöyle dedim, ya Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığı anlaşmaya bağlı kalan yüce ve görkemli Tanrı. Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik, kötülük yaptık, baş kaldırdık ve devam ediyor. Çok uzun bir duadır. Kendisi bunların hiçbirini yapmadı. Şahsi olarak Daniel burada itiraf ettiği günahlardan hiçbir tanesini yapmadı. Ama onun ulusu bunu yaptı. Yahudiler bunu yaptılar. Bu nedenle sürgüne gönderildi. Rab onları sürdü oradan. Ve o da sürgündeyken bunu yapıyor. O zaman bazen bizim dua etmemiz gerekir. Ulusumuz için, ulusumuzun günahı için, putperestliği için, Rab'den ayrıldığı için, atıyorum başka bir ulusa haksızlık etti diye onun için, her ne varsa. Ve Rab bunu bizden bekliyor gerçekten. Bunu ısrarla Rab bizden bekliyor. Bizim kendi milletimiz için, kendi kilisemiz için, kendi bağlı olduğumuz grup için, her neredeysek onun günahı için tövbe etmemizi bekliyor. Mesela Hezekiel 22. bölüm 30. ayette diyor, Rab diyor ki, içlerinden duvarı örecek, gedikte durup önümde ülkeyi savunacak, onu yerle bir etmemi engelleyecek bir adam aradım. Bir kişi çıksın karşıma, ben yıkmak istemiyorum. Yani bir kişi çıksın desin ki, ya benim milletim günah işledi, günahkardı, işte Daniel'in yaptığı gibi. Bir kişi çıksın o şekilde bir tövbe etsin, bir yüreğini açsın, ben yapmayayım. Aradım
bir adam aradım ama hiç kimseyi bulamadım. Bunun için öfkemi üzerlerine boşaltacağım. Hiç kimseyi bulamadım ya. Ne ulus günahını görüyor, ne ulusun içinde biri görüp de ulusun yerine kalkıp benim önümde alçak gönüllü bir şekilde tövbe ediyor ulusu hakkında. Kimse bunu yapmıyor. Ve şeyde mesela Mezmur 106'da bunu Musa için söylüyor. Aynı sözü Musa için söylüyor. Diyor ki 106:22'de diyor bu yüzden onları yok edeceğini söyledi Tanrı. Çünkü onlar günah işlediler çöldeyken birçok kez. Ama seçkin kulu Musa onun önündeki gedikte durarak. Burada diyor ya gedikte duracak birini aradım bulamadım. Ama diyor seçkin kulu Musa önündeki Rabbin önündeki gedikte durarak yok edici öfkesinden vazgeçirdi onu. O tövbe etti. Ya Rab bağışla lütfen affet onları. Bilmiyorlar ne yaptıklarını. Yalvardı, yakardı. Ve Musa'ya karşı da günah işliyorlardı. Onu taşıyacaklardı birkaç kez. Buna rağmen onların günahını başlatmak için hep Rab'in önüne gidiyordu. Ve tövbe ediyordu. Ezra mesela aynısını yaptı. Ezra da yine sürgünden dönen, 70 yıl sürgündü, bitti. Ve Pers kralları onları gönderdiler. Ve Ezra da gitti. Mesela Ezra da hemen diyor. Ezra şöyle dua etmeye başladı akşam sunusundan sonra. Diyor ey Tanrım yüzümü sana çevirmeye utanıyorum sıkılıyorum ey Tanrım günahlarımız başımızdan aşkın suçlarımız göklere ulaştı atalarımızın günlerinden bugüne dek suçlarımız içinde boğulduk günahlarımız yüzünden biz de krallarımızla kahinlerimiz de yabancı kralların eline teslim edildik kılıçtan geçirildik sürgüne gönderildik yağmalandık ve devam ediyor uzun bir dua Ezra'nın kendisi bunların hiçbirini yapmadı o da hiç yapmadı ama kendi milleti için bu duayı yapıyor. Bu nedenle biz tövbe ettiğimizde sırf kendimiz için değil. Çünkü mesela Rabbin duasında Rabbi şöyle dua edeceksiniz ve orada hiç ben kelimesi yoktur Rabbin duasında. Göklerdeki babamız, göklerdeki babam değil. Bize gündelik ekmeğimizi ver. Kime? Bize. Bana değil, bize. Hep genel bir duadır. Yani karşıdakini düşünerek de yanındaki komşunu, akrabanı, içinde bulunduğun topluluğu, milleti düşünerek de bir duadır aynı zamanda. Ve tövbe de bununla ilgilidir. O zaman tövbe de ettiğimizde şahsi olarak evet ediyoruz ama onun dışında kendi milletimiz için, kendi milletimizin günahı, işlediği kötülükler, haksızlıklar için de bizim dua etmemiz gerekir. Öyle ki o gedikte duralım ve Rab milletimizin o günahını bağışlasın. Yoksa biz de yok olacağız, milletimiz de yok olacak. Belki milletimiz görmüyor ama biz görüyoruz. Biz görüyorsak Rab bunu bizden bekliyor. Bu nedenle Rab diyor ki ben bir adam aradım. Bir kişi çıksın, bir kadın çıksın, bir adam çıksın. Tövbe etsin, dua etsin. Ama yoksa diyor. Onun için biz görüyoruz. Bu nedenle bizim hem kendimiz hem milletimizin günahı için tövbe etmemiz gerekir. Amin. Şimdi aslında ben yine onu söyleyeyim. Özellikle kiliseden bizi dinleyen kardeşler için sesleniyorum. Yani biz tövbe etmediğimiz zaman yüreğimizde gerçekten İsa Mesih'in bizden istediği o tövbekar yürekle, o itirafla Tanrı'ya yönelmediğimiz zaman o kilisede huzur bulamıyoruz. Çünkü aynı kardeşle aynı safta ibadet ediyoruz. Yani düşün, o dua ediyor, sana iğrenç gelir. Sen dua ediyorsun, belki onun haberi yoktur. Sen ona kırılmışsın. Ama alçak gönlü bir şekilde onu kazanmak için oraya gidiyorsun. Senin günahın varsa gerçekten zerre kadar bir ufacık bir şey. Gidip ondan af dile. Ama hiçbir zaman ondan beklenti içerisinde olma. Ama Keram'da mesela Matta'da 18. bölümde eğer seni yüreğinde gerçekten rahatsız eden bir şey varsa diyor. Kardeşin sana karşı bir günah işlemişse 15. ayette diyor ki git ona söyle diyor. Alçak gönüllü bir şekilde ve bu ikinizin arasında kalsın ve onu kazanmış olursun. Yani çünkü sen söyledin ya inan geçen işte atıyorum pazar günü veya çarşamba günü sen böyle bir şey yaptın ben çok acı çektim. O alçak gönüllü bir şekilde bariz bir günah varsa senden af diler. Ha diyor dilemedi diyelim. O zaman iki tane üç tane saygın gerçekten derin ve bu sözü taşımayacak olgun kardeş al. Bunlar o kişiler tarafından da tespit edilsin diyor. Onları da dinlemediyse diyor ihtiyarlara git diyor. O zaman ihtiyarları da dinlemediyse biz zaten geçen programda da bunu söyledik. O zaman o kişi disiplinin altına alınsın diyor. Yani biz bunu çözmezsek sen düşün aynı kilisede nasıl dua edebiliriz? Mümkün değil. Dua edemeyiz. Çünkü o adamın duası senin için iğne veyahut gerçekten bıçak gibi gelir. O zaman problem olmadan zaten kelam onu söylüyor. Diyor ki tapınağa mı gittin diyor. Eğer
aklına kardeşinle olan bir problem geldiyse bırak diyor. Aynı kurban. Aynı diyor. Orada tapınağın önünde kurbanını bırak. Git kardeşinle barış. Ondan sonra gel diyor sununu sun diyor. Yoksa yüreğin kesinlikle bir bakıyoruz ki gerçekten kiliselerde kardeşler birbirleriyle konuşmuyor. Ya nasıl duanız Allah'ın katına yükselecek? Önce senin yanındakine gitmiyorsa, işitmiyorsa yüce yaratana nasıl ulaşacak? Onun için kesinlikle bu engeldir. Şimdi bir de alçak gönüllü bir şekilde kazanma babında bunu yapmam lazım. Mesela Eyüp, biz az önce Ender kardeşim dedi ki bazen bilmiyoruz. Yani bazen farklı bir çerçeveden bakıyoruz, haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Eyüp gerçekten kusursuz bir kutsallığa sahipti. Rabbin kendisi de gerçekten onu övüyordu. Diyor ki Eyüp gibi salih bir kardeş var mı diyor. Onun için işte onu şeytan Allah'la nasıl Adem'in ilişkisini kıskandıysa Eyüp'le Allah'ın ilişkisini de kıskandı. Dedi ki işte sen onu bir dene. Tabii ki her şeyi vermişsin. Etrafına da güzel bir çember oluşturmuşsun. Hiç kimse karışamıyor. Tabii ki sana ibadet verecek, sana izzet edecek, sana gerçekten sana yücelik verecek. Hele bir elini at. Bütün malını al. Bütün varlığını al. Aldı ve karısı çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ya sen niye sadık kalıyorsun? Allah'a küfret, o da seni öldürsün, kurtul. O zaman Allah, yani Eyüp şöyle dedi. Ya sen nasıl ahmak kadınlar gibi konuşuyorsun? O verir de aldığından niye ben isyan edeyim? O verdi, o aldı, onun adına izzet olsun. Şimdi bu yürekle Eyüp yaşadı. Ama arkadaşları gelip onu teselli ediyorlar güya. Nasıl bir tesellidir? Nasıl bir anlayıştır? Yani Eyüp yüreğini görebilecek bir şekilde gerçekten insanlar yaklaşması lazımdı. Eyüp yüreğini kim tarafından gördü? Keşke arkadaşları tarafından göreydi ama Allah tarafından gösteriliyor. Ve şunu söylüyor. O zaman Eyüp Rabb'e şöyle söyledi. Senin her şeyi yapabileceğini biliyorum. Hiçbir amacına engel olunamaz. Tasarımı bilgisizce karartan bu adam kim diye sordun. Kuşkusuz anlamadığım şeyleri konuştum. Beni aşan, bilmediğim şaşırası işleri. Dinle de konuşayım dedin. Ben sorayım, sen anlat. Kulaktan duymak duymaydı bildiklerim diyor. Demek ki Rabbi bazen kulaktan duyuyoruz. Burada diyor ki kulaktan duymaydı bildiklerim. Senin hakkında şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum. Nasıl gözlerle gördü? Rab seslendi ona. Yüreğini aydınlattı, o kabuğu kırdı. Ama bizim kırmamız gerekiyor. Nasıl? Alçak gönlükle. Ama çok ilginçtir. Ben size bir örnek göstereyim. Eyüp'ün arkadaşları onu teselli ediyor. Bakın ne diyor. Sizden rica ediyorum okuduklarımı dikkatli şey yapın. Diyor Teman, bu adamın adı Elifaz ve Eyüp'ün dostuymuş güya. Bak ne diyor. Temanlı Elifaz şöyle yanıtladı. Biri sana bir şey söylemeye çalışsa gücenir misin? Kim konuşmadan durabilir? Evet, pek çoklarına sen ders verdin. Bak dikkat edin ne diyor. Pek çoklarına sen ders verdin, zayıf elleri güçlendirdin. Eyüp'ün erdemliğini anlatıyor. Tökezleyeni senin sözlerin ayakta tuttu. Titreyen dizleri sen pekiştirdin. Ama şimdi senin başına gelince gücüne gidiyor. Yani bak sen öyle bir izzetli bir adamdın. İnsanları teşvik ettin, ayağa kaldırdın, besledin. Ama şimdi senin başına gelince gücüne gidiyor. Sana dokununca yılgınlığa düşüyorsun. Senin güvendiğin Tanrı'dan korkun değil mi? Umudun kusursuz yaşamından değil mi? Düşün biraz hangi suçsuz yok oldu? Nerede doğrular yıkmaya uğradı? Benim gördüğüm kadarıyla fesat sürenler, kötülük tohumunu ekenler ektiklerini biçiyorlar. Eyüp öyle bir insan değildi. Ama başımıza bir şey geldiğinde sanıyoruz sanki bu adam günah işlemiş ve kesinlikle bu da başına gelmiş. Ve bu Elifaz, bakın ileriki bölümlerde Eyüp cevap verdiğinde bu sefer dediklerinin tersini söylüyor. Nasıl? Diyor ki, diyor kötülüğün büyük. Günahların sonsuz değil mi? Çünkü kardeşlerinden nedensiz rehin alıyordun. Baştan öyle söylemiyor. Diyor ki sen tökezleyen insanları kaldırıyordun diyor. Onları soyuyordun diyor. Alakası yok. Eyüp hayatta böyle bir şey yapmadı. Diyor ki yorguna su içirmedin. Baştan ne söylüyordu? Tam tersini söylüyor.
açtan ekmeğini esirgedin. Yine tersini söylüyor. Ülkeye bilgeliğinle sahip oldun. Saygın biri olarak orada yaşadın. Dul kadınları eli boş çevirdin. Tam tersi. Öfkelenmiş ya. Ondan sonra öksüzlerin kolunu kanadını kırdın. Bu yüzden her yanın tuzaklarla çevrili, ansızın gelip korkuyla yılıyorsun diyor. Yani biri gerçekten bizim dediğimizi kabul etmedi veyahut bize cevap verdiği zaman yüreğimiz kinle, öfkeyle adamın karakterine yakışmayan şeyleri söylersek bu da doğru değildir. Yani onun İftiradır. İftiradır. Yalan söylüyor. Tabii yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun. Onun için bir insanı o çekip, yani Yakup'un dediği gibi bazılarını ateşten çekip kurtarın. Eyüp gerçekten kendisini, yani Rabbin tarafından kesin doğruydu. Ama hafif şeyleri vardı ki o yüreğini kapattı. Kapattı ama o üç tane adam ona yüreğini açıp tatlı bir şekilde itirafını sağlaması gerekirken onu hançerlemeye başladılar ve o da yüreğini kapatıp kesinlikle... Bir ayet var 6. bölümde, evet. 14. ayette. Diyor, kederli insana dost sevgisi gerekir. Evet. Her şeye gücü yetenden korkmaktan vazgeçse bile. İşte. Yani bu adam ki Eyüp mesela ilk bölümde karısı dedi ki Tanrı'ya söv. O ne dedi? Dedi hayır dedi. İşte. Tanrı'ya mı söveyim? Ama burada ne diyor? Diyor dost sevgisi gerekir. Şayet ben Tanrı'yı tanımasam bile. Kimi tekim tanıyorum, seviyorum. Ama tanımasam bile dostun bana sevgi göstermesi lazım. İşte. Onun için o bizim... kederli durumda o ihtiyaç lazım. Yani fırsatı fırsat ha fırsat deyip de gerçekten o insanı Tanrı'dan uzaklaştırma yerine onu çekip kesinlikle ateşten çekip kurtarmamız gerekiyor. Evet sevgili izleyiciler, bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.